Arkadaşlar hepinize merhabalar, ben Hasan Hocanız. Biliyorsunuz ki sizinle ilgili hemen haberler gelir gelmez sizlere paylaşıyorum. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz ve bu şekilde yorumluyorum. Ve bugün de güzel bir haberimiz var. Telafi eğitimimizin müfredatı belli oldu. Yani hangi konuları göreceksiniz o telafi eğitiminde, onlara bakacağız. Bugün map yayınladı arkadaşlar. Onları kontrol edeceğiz. Arkadaşlar bu şekilde bilgiler gelir gelmez sizlerle tabii ki paylaşıyoruz. Sizler de destek olarak kanalımıza abone olup bildirimleri açıp tabii videoyu beğenirseniz bizleri sevindirirsiniz. O zaman bir geçelim mi? Bakalım müfredatta neler varmış? Değişiklik var mı yok mu? Hangi konuları göreceksiniz o telafi eğitiminde? Onlara bir bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ilkokul, ortaokul ve liseler için müfredatlar yayınlanmış. Onlara bir bakalım hemen. İlkokul için, yani ilkokula gidenler tabii ki buradan kendileri kontrol edebilirler. Ben aşağı kesinlikle link koyacağım. Oradan kontrol edebilirsiniz. Mesela ortaokula girelim. Ortaokulda bizim için tabii ki önemli olan 7. ve 8. sınıf öğrencilerimiz. Yani 8'den 9'a geçenler için, 7'den 8'e geçenler için ki müfredat önemli. Sen şimdi lise 1'e geçtiğin için ne yapacaksın? Senin için önemli olan 8. sınıfın müfredatıdır. 8'e geçtin, senin için de 7. sınıftır. Yani şöyle, bu sene hangi döneme geçtiysen diğer senenin müfredatı senin için önemli. Yani 7. sınıfın 2. dönem konuları, 8. sınıfın da 2. dönem. İnşallah anlatabilmişimdir. Şimdi 8. sınıf konularımıza bakalım. Matematikte zaten ben size daha önceden de bunu duyurmuştum, matematik kısmını, ama bütün hepsi garantileşti ve bazı kazanımlar yok. O kazanımları da burada göstermiş arkadaşlar. Etkinlik örnekleri de var. Etkinlikler de yapacaksınız. Durun. Şimdi öğretim programına geldiğimizde müfredat diyor ve buradan aç kısmına basalım ki, evet şöyle açalım. Evet, karşınızda şu şekilde öğretim programı, kritik konu ve kazanımlar. Yani senin için önemli olan, işte liseye geçeceğin zaman sana o bağlantılı o derslerde sana faydası olacak kazanımları göreceksiniz bu konularda. Yani adam sana bütün dememiş. Yani işte gitsin de bütün ikinci dönem konularının hepsine çalışsın dememiş. Ne demiş? Yani hangi kazanım bizim için önemliyse lisede, o kazanımları görmesi onun için daha iyi olacaktır demiş ki çok önemli. Bence güzel bir şey bu. Şimdi doğrusal denklemler demiştik 4. ünite kısmımız. Sonra eşitsizlikler kısmı var arkadaşlar. Üçgenler var, eşlik ve benzer var, dönüşüm geometrisi var ve geometrik cisimler var. Şimdi gördüğünüz gibi bunlar sizin için arkadaşlar göreceksiniz. Yani bunları göreceksiniz. Bakın, mevcut kazanım sayısı doğrusal denklemlerde 6 tane kazanım varmış. Ama biz telafi eğitiminde 4 tane kazanım işleyeceğiz. Yani 2 tane kazanım da atmış olacağız. Neden? Çünkü dediğim gibi sen, yani sana nasıl, hangi konular faydalı olacak, hangi kazanımlar faydalı olacak, onların analizlerini yapmışlar. Onların analizlerini yaparak size bu şekilde de bir göstereyim. Yani bu şekilde bir faydalı bir şekilde yükünüzü biraz da azaltmışlar. Buradan teşekkür ederiz onlara. Eşitsizlikler, bakın 3 tane kazanım var. Onlardan da 2 tane kazanım göreceğiz ve 1 tane kazanımı çıkarmışlar. Eşlik ve benzerliği kesinlikle hepsini göreceğiz. Dönüşüm geometrisinden 1 tane kazanım göreceğiz arkadaşlar. Diğer 2 tanesini görmeyeceğiz. Geometrik cisimlerden 6 tane kazanımız var ve 6'sını da göreceğiz. Neden biliyor musunuz? Çünkü geometrik cisimler size 9. sınıfta çok fazla yardımcı olacak. Çok fazla göreceksiniz. O yüzden size bunları öğretmeleri lazım. Bunları görmek zorundasınız. Doğrusal denklemler falan bu şekilde. Arkadaşlar zaten kazanımlarınız da aşağı kısımda açıklanmış bir şekilde görünüyor. Bunlar sizin önünüzde. 31 Ağustos'ta bunlar başlayacaktır. Yani bazı okullara deniliyor ki yani sen bu kazanımları öğret ama istediğin zaman öğretebilirsin deniliyor. Bilmiyorum, biraz sıkıntılar var o konuda ama. Şimdi fen bilimlerine bakalım arkadaşlar. Fen bilimlerinde bir değişiklik var mı kazanımlarda? Bir farklılık var mı? Onlara bakıyoruz hemen. Aç dedim şuradan. Evet arkadaşlar, fen bilimlerinde de 4. 5. 6. ve 7. üniteden mesulsünüz. Onlardan göreceksiniz. Mesela 4. üniteden mevcut kazanım sayısı 6. Evet, tamamını göreceksiniz bunda. 5. üniteden 2 tane kazanım var. Bir tanesini görüp bir tanesini görmeyeceksiniz. Zaten bakın burada hepsi gözüküyor arkadaşlar. Bunlara bakabilirsiniz. 6. ünitede 12 tane mevcut kazanımınız var. 9 tanesini göreceksiniz, 3 tanesini görmeyeceksiniz. Bu şekilde toplam 31 tane kazanımınız var, 25 tanesini göreceksiniz. O yüzden şunu diyebiliriz, o zaman buradaki kazanımlar sizin 9. sınıfa geçtiğiniz zaman da size faydalı olacak diyebilir miyiz? Kesinlikle deriz. Burada zaten arkadaşlar kazanımların hepsine var, hepsine bakabilirsiniz. Tek tek zaten öğretmenleriniz bu kazanımlara göre işleyecek. Ben de elimden geldiğince sizlere bu yönde destek sağlayacağım tabii ki. Mesela Türkçe'ye bakalım. Türkçe birazcık
daha böyle yoğun kalmıştı sanki. Yani ikinci dönem kısmında biraz sizi yorabilir Türkçe ama sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hepsini halledeceksiniz inşallah. Evet, dinleme izleme. Evet, dinleme izlemede arkadaşlar 14 tane kazanımınız var. Bak 7'ye 7. 7 tanesini işleyeceksiniz. Konuşmada 7 tane var. 3 tanesini işleyeceksiniz. 4 tanesini işlemeyeceksiniz. İşte okuma bu şekilde toplamda 76 tane kazanımınız var. 39 tanesini işleyeceksiniz. 37 tanesini işlemeyeceksiniz. Hemen hemen yarı yarıya olmuş arkadaşlar bunda. Evet, bu şekilde oluşturulmuş ve bakılmış. Bu arada 7. sınıflara bakalım. Yani 8. sınıfa geçen öğrencilerimiz için bakalım kazanımlara. Matematik kısmına bakalım. Hemen öğretim programına baktım buradan. Buradan aç diyorum. Evet, sadece bir kere diyelim. Evet, 7'den 8'e geçen öğrencilerimiz için 7. sınıf 2. dönem konuları oran ve orantı, yüzdeler, doğrular ve açılar, çokgenler, çember ve daire, veri analizi, cisimlerin farklı yönlerden görünümü. Bunların hepsini göreceksiniz. Bunlardaki bazı kazanımları göreceksiniz, bazı kazanımları görmeyeceksiniz. Neden? Dediğim gibi sen 8'e geçtiğin zaman sana faydalı olabilecek konular ve kazanımları neler? Adam sana onu öğretmek istiyor aslında. Bak, oran ve orantıda 7 tane kazanım var. 5 tanesini işleyecekler ve 2 tanesini işlemeyecekler. Neden? O 2 tanesi sana faydalı değil mi? Tabii ki faydalı. Elbette faydalı ama zaman yok. Bizim için önemli olan bu zamanı en iyi şekilde değerlendirmemiz değil mi? Ona göre hazırlanmış aslında. Şöyle düşünülmüş. Ya bu çocuk 8'e geçecek. 8'de zorlanmaması için, bu konuları görmesi için bu telafi de, yani bu kazanımları görürse eğer 8'de daha da böyle rahat edecektir, zorlanmayacaktır diye düşünüldüğünü düşünüyorum. İnşallah öyledir. Tabii ki öyle. Ya, öyle görünüyor zaten. Yüzdeler kısmında 4 tane kazanımınız var arkadaşlar. 2'ye 2 ayrılmış. Çokgenlerde 5 tane kazanımınız var. 4, 1 diye ayrılmış. Evet, veri analizine bakın. 4'te 4. Neden biliyor musunuz? Çünkü 8'in sınıfta veri analizi size çok lazım olacak. O yüzden veri analizinin hepsini işlemişsiniz. Yani işleyeceksiniz. Bütün kazanımları göreceksiniz. Bu şekilde zaten kazanımlarla ilgili çalışmalar da var burada. Şimdi bakalım. Fen bilimlerine bakalım tabii ki sizin için de. Hemen fen bilimlerine bakıyoruz. Sen not almak istersen bu şekilde not da alabilirsin. Veya şunu da yapabilirsin. Link koyacağım. Linkten tıklayıp aynı benim baktığım şekilde bu şekilde bakabilirsin. Hiç canını sıkma. Şimdi mevcut kazanım sayısı 10. 4. ünite. 6 tanesini göreceksiniz. 4 tanesini, 4 tanesini görmeyeceksiniz. İşte 12. yani 5. üniteden 12 kazanım var. 8 tanesini göreceksiniz. 4 tanesini görmeyeceksiniz. 6. üniteden 7 tane konu var. 7 tanesini göreceksiniz. Hepsini göreceksiniz yani. 6. ünite bizim için çok değerli, çok önemli o zaman. Çünkü 8. sınıfta o 6. üniteden göreceğiz. Bakalım 6. ünitemiz nerede? Şurada. Bitki ve hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme bizim için önemli arkadaşlar. O yüzden bu ünitenin hepsini göreceksiniz. Bence güzel bir şekilde ayarladıklarını düşünüyorum. Evet, bu şekilde tamamına bakmak istiyorsanız ben dediğim gibi alta link koyayım. Sen oradan tıkla ve bu şekilde mevcut hangi müfredata uygunsan oradan bakabilirsin. Mesela 9. sınıf öğrencilerimiz için liseye basıp, yani 10. sınıfa geçmiş öğrencilerimiz için liseye bakıp 9. sınıftan işte matematik kısmına basabilirsiniz. Öğretim programlarına tıklayabilirsiniz buradan ve görünecektir. Yani tek tek hepsine bakalım. Arkadaşlar şunu da çok merak ediyorum. Etkinlik örnekleri nelermiş? Şu etkinlik örneklerine bakabilir miyiz? Şu etkinlik örneklerini de bir inceleyelim. Çok merak ettim çünkü. Arkadaşlar bunlarla ilgili çalışmalar da yaparız. Etkinliklere baktık. Etkinlikler dediğimiz aslında sorular. Yani sizlere verebilecekleri sorular. Bunları çözün istemişler. Bizler de bunları aslında çözersek çok güzel olur sizinle beraber. Çözemediklerinize bakabilirsiniz. Bu şekilde güzel bir program olmuş. Umarım faydalı olur. Umarım eğitiminiz çok iyi geçer. Umarım telafi eğitimini çok çok iyi bir şekilde geçirirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.